Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Emin Kılıç başkanlığa getirildi. Aksaray Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İknur İnceöz, Milletvekili Mustafa Serden geçti, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe belde belediye başkanları, çok sayıda parti ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde tek gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan gelişmeler oldu. Değerli kardeşlerim, Türkiye bulunduğu yerde sadece Türk halkını ve Türkiye Devleti'ni ifade etmiyor. Türk halkından daha büyük bir kalabalığı, 780 bin kilometre kare coğrafyadan daha büyük bir coğrafyayı ifade ediyor. Kim ki Türkiye'yi Türkiye sınırlarına hapsetmek isterse hata eder. Kim ki Türkiye'yi 80 milyondan ibaret zannederse o da hata eder. Türkiye hamdolsun gönülden bu millete, bu devlete dua edenleriyle beraber yüzlerce milyonun temsilcisi bir ülkedir. İşte nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı sıfatıyla Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanının aldığı inisiyatif bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kısa sürede İstanbul'da toplanan zirve ABD yönetiminin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma, dolayısıyla Kudüs'ü dünyanın başkenti, İsrail'in başkenti ilan etme kararı akamete uğramıştır. ABD yönetimi bugüne kadar aldığı kararlarda ilk defa yalnız kalmıştır. İslam ülkeleri bir araya gelmiş, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olarak kabulünü ve ilanını yapmış, bütün dünya devletlerini burayı tanımaya davet etmiş. Daha sonra konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmiş. Orada 5 daimi üyenin 4'ü ABD'ye karşı çıkmış. 10 geçici üyenin 10'u da karşı çıkmış. ABD yalnız kalmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiği zaman dünya devletleri 128 oyla ABD'nin karşısında durmuştur. Sadece 9 oy onunla beraber olmuştur. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri aldığı bir karar nedeniyle hem İslam dünyası nezdinde hem de dünyanın diğer saygın üyeleri nezdinde kaybetmiştir. Yalnız kalmıştır. Bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiye'nindir, Türkiye Devleti'nindir ve Cumhurbaşkanımızındır, aziz milletimizindir. O nedenle Türkiye'nin gücünü sınamak isteyenler bu milletin temsil ettiği gücün farkına varmalıdırlar. Sınamayı yapıyorsa onu da ona göre yapmalıdırlar. Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunları ortadan kaldırmak için hükümetimiz büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan adalette, bir yandan diğer alanlarda kalkınmak için, ileri gitmek için büyük hamleler yaparken öte yandan da ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliği için, bölgemizdeki huzur ve güvenlik içinde büyük çabaları, büyük gayretleri ortaya koymaktadır. Türkiye'nin yaptıkları bu açıdan değerlendirildiğinde gerçekten muhteşem icraatların altına AK Parti hükümetleri imza koymaktadır. Sözlerime başlarken bizler bugün sabahleyin sivil toplum kuruluşlarımızla ve teşkilatımızla beraber sabah namazında
Afrin'de zeytin dalı operasyonunu yapan Mehmetçiklerimize hem bir duamızı hem de aynı zamanda kurbanlarımızı kesmek suretiyle dualarımızla ve yakarışlarımızla Rabbim yar ve yardımcısı olsun diye hep birlikte bulunduk. Bu önemliydi. Bunun birliğimizi, bütünlüğümüzü nasıl pekiştirdiğini, nasıl bir arada tek bir yumruk olduğumuzu gösterdiğinden dolayı bu organizasyona katılan, düzenleyen bütün kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Afrin operasyonu ve orada devam eden Zeytin Dalı harekatında şehit olan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah oradaki emellerini boşa çıkartacak olan hem dış hem de iç güçlerin artık Türkiye olmadan, Türkiye'nin izni olmadan herhangi bir şey yapılamayacağını görmüş olacak. Tabii bu neyle oluyor? Başımızdaki başkomutanımızla oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la oluyor. Allah Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun. Dün biliyorsunuz 10 Şubat'tı ve 10 Şubat Abdülhamit Han Hazretleri'nin vefatının yıl dönümüydü, 100. yıl dönümüydü. Bu vesileyle bizler de bir program hazırladık ve sizler de biliyorsunuz Payitaht dizisinde Tahsin Paşa'yı oynayan Bahadır Bey geldi ve bir konferans yaptı. Öyle duygulu ve öyle güzel şeyler anlattı ki yaşayarak, yani o diziyi yaşayarak nasıl anlattığını bir kere daha bizlere söyledi. Sohbetimizde şunun farkına vardık ki, o özellikle şunun üstüne vurgu yaptı. 31 Mart vakası neyse 15 Temmuz'da aynısıdır dedi. Onu anlamadan bugünü anlamak mümkün değil dedi. Abdülhamit'i anlamadan da bugünü anlamak mümkün değildir dedi. Ve tarih bilinci ve şuuru şu şekilde olunması gerektiğini özellikle ben de kendime notlar olarak aldım. Tarih bir daha tekerrür etmemesi için iyi öğrenmemiz, hafızalarımıza iyi geçirmemiz lazım ki Abdülhamit Han'a yaşatılan o hainlerin yaşattığı şeyleri bizler Cumhurbaşkanımıza yaşatmamamız lazım. Onun için her daim ve her zaman ölene kadar bu teşkilatımızda bulunan herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır ve yol arkadaşı olmaktan gurur ve mutluluk duymaktadır. Evet, bugün gençlik kollarımız, ben Merkez İlçe Başkanlığı, il yönetimi, sizler gibi teşkilatta yetişmiş bir kardeşinizim. Teşkilat bir okuldur. Burada öğrendiğiniz her şey ileride hayatınıza çok güzel anılar olarak geçer. Onun dışında vatandaşlarımıza hizmet etmek, AK Parti altında çalışmalar yapmak, gelecekte nesillerinize aktaracağınız en büyük şereftir, en büyük mutluluktur. 100 yılda, 200 yılda bir gelen bir liderin altında bu davanın neferi olmak ve bunun için gecesini gündüzüne katarak çalışmak en büyük şereftir, en büyük mutluluktur. O nedenden dolayı genç kardeşlerimizden zaten bunu yapıyorlar ama özellikle istirhamımız bu dönemde daha da sıkı ve daha da güçlü bir şekilde tarihini çok iyi bilen, geleceği çok iyi görebilen vatandaşlarımızla el ele, kol kola, teşkilatımız, belediyemiz ve vekillerimizle beraber inşallah önümüzdeki 2019 seçimlerinde her seçimde yaptığımız gibi yine ilk 5'in içerisinde, ilk 2'nin içerisine girmek suretiyle Aksaray'ımızı taşlandıracağımıza ben inanıyorum. Gençlik kolları burada çok önemlidir. Çünkü gençlerimiz ellerinde bayraklar, ellerinde broşürler, girmedikleri kapı yoktur, yapmadıkları fedakarlık yoktur. Ben bunlara şahidim. Ben bunları bilen bir kardeşinizim. Onun için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Genç kardeşlerimize teşekkür ederken, bu arada daha önce görev yapan Muhammed kardeşime beraber güzel görevlerde bulunduk, güzel seçimler atlattık. Kendisine ve ekibine can yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve yeni başlayacak olan kardeşimiz, Mehmet Emin kardeşime de Allah yardımcısı olsun. Hep beraber, hep birlikte, el ele, kol kola 2019'a en iyi şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Şimdiden kongremiz hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sözlerime başlamadan önce tabii ki dün kara bir geceydi bizim için. 11 şehidimiz vardı. Ama 81 milyon da yaralımız vardı.
Afrin harekatındaki şehitlerimiz 81 milyon vatandaşımızın yüreklerini dağlamaktadır. Ama biliyoruz ki bu vatan, eğer bu vatan üzerinde yaşıyorsak bunları şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar için çok şehit verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ve bu topraklarda yaşayan herkes bir şehit adayıdır. Vatanı için, bu milletin ve devletin bekası için canını hiç çekinmeden feda etmeye hazırdır. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce bugün Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu sürmekte. 20 Ocak'ta başlayan operasyonda Allah orada mücadele eden askerlerimize, Mehmetçiklerimize yar ve yardımcısı olsun diyorum. 80 milyon kalbi vatan aşkıyla çarpan vatandaşımızın duaları, destekleri onlarla beraber. Rabbim orada ordumuzu muzaffer kılsın diyor. Ve bugüne kadar toprağın vatan kılınması için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Ve dünkü operasyon sırasında şehitlerimize tekrar rahmet diliyor, Mehmetçiklerimize. Bu arada yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bugün 780 bin kilometre kare yaşadığımız, vatan kıldığımız Osmanlı bakiyesi bu topraklar öyle dünden bugüne kadar kolay elde edilmedi. Her bir karışı Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Genel Başkanımızın da söylediği şekilde şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar. Görünen o ki bu coğrafyada yurt edinmek, vatan kılınmak, kılmak bundan sonra da öyle kolay olmayacaktır. Bilinmeli ki, biraz evvel benden evvelki konuşmacılarımız da söyledi, bu toprakların vatan kılınması için bundan sonra da 80 milyon her şekilde hazır. Görüyoruz. Bugün Gençlik Kolları Kongresi'ndeyiz. Gençlerimizin heyecanını görüyoruz. Teşkilat mensuplarımızın heyecanını görüyoruz. Vatandaşlarımızın, aziz milletimizin heyecanını görüyoruz. Bilinmeli ki bu topraklardan ne olursa olsun bir karış dahi 80 milyon şehit olmaya hazır ama bir karış verilecek toprağımız asla ve hatta yoktur. O kararlılıkta ve o inançta bu mücadele sonuna kadar sürecektir. Bilindiği üzere Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırlarımızı terörden arındırmaya dair Afrin'deki operasyonlarımız, kahraman ordularımızın fedakarlıkları ve milletimizin duasıyla devam ediyor. Burada vatan evlatlarımızı şehit verdik. Allah kendilerine rahmet eylesin. Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak sizler bilemezsiniz buyuruyor. Bizler de iman ediyoruz ki şehitlerimiz imanlarıyla, şehadetleriyle Peygamber Efendimiz'e komşu olarak yaşıyorlar. Tüm dünya şunu bilsin ki gerektiğinde milletin her ferdi kutlu yolda şehadeti göze almıştır. Bu aziz millet ve sizlerin de aralarında bulunduğu bu asil gençlik şehadet için, ölüm için cepheye koşmaya hazırdır. Afrin'de gerçekleşen operasyon dolayısıyla tüm siyasilerin birlik ve beraberlik mesajı verdiği AK Parti Aksaray Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde tek liste gidilen seçimde mevcut Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Aktaş teşekkür konuşması yaparken AK Parti Aksaray İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mehmet Emin Kılıç getirildi. Kutlu davamız yolunda mübarek vatan topraklarında Reis-i Cumhurumuz Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yapmış olduğu ve ümmetin umudu olan bu ateşte birer kıvılcım olabilmek adına getirildiğimiz bu görevde emeği geçen geçmiş bütün başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda kendilerine bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza dair söz veriyoruz. Rabbim bu makamda bizleri Nemrut ile İbrahim peygamber arasındaki savaşta İbrahim peygamberi savunmaktan, Firavun ile tekrar Musa peygamber arasında Musa peygamberi savunmaktan, Serdar Hakan Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han ile 7 düğer arasında Sultan Abdülhamit Han'ı savunmaktan ve tüm dünyaya karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmaktan bizleri alıkoymasın.
Aksaray Belediyesi ve Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği ve Genç Önder tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması kapsamında Afrin'de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı için Ulu Cami'de çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Kılınan namazın ardından cami avlusunda toplanan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua etti. Şu seher vaktinde kapına gelip ellerimizi açıp boynumuzu büküp sana yalvarıyoruz. Bizleri fenalıktan muhafaza eyle. Amin. Birliğimizi temin eyle. Amin. Birliğimizi temin eyle. Amin. Kardeşliğimizi yeniden tesis eyle. Amin. Şu anda sınır ötesinde, sınır içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize, kahraman Mehmetçiğimize nusretini esirgeme ya Rabbel Alemin. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin'de devam eden operasyona dualarla destek olmak için bir araya geldiklerini söylerken, Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Kutlisi Bakar, çağrıya cevap vererek sabah namazı ve duaya katılan herkese teşekkür etti. Bugün şu anda bu saatlerde yapmış olduğumuz dualarla Afrin'de devam eden operasyondaki kahramanımıza, Mehmetçiklerimize buradan dualarımızı gönderdik. Az önce hocalarımızın duasıyla beraber kesmiş olduğumuz kurbanla da şehitlerimizin Allah'tan rahmet, gazilerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmak için biz buradan Aksaray'ımızdan dualarımızı gönderdik. Bu birliğimiz için, beraberliğimiz için, bütünlüğümüz için çok önemli. Artık dünya şunu anladı ki Türkiye olmadan, Türkiye'nin isteği olmadan bir şeyler yapılamayacağının farkına vardılar. Onların hedefi terör devleti oluşturmaktı. Bu maksatla çalışmalarını yapıyorlardı. Ve yedi düvel birleşmişti. Ama bizler Türk milleti olarak kahraman ordumuzla beraber orada gereken cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz burada dualarımızla, yapmış olduğumuz ibadetlerle onların yanında olduğumuzu her daim söylemek, her daim bu birlikteliği hatırlatmak için bu tür programlarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Buraya 7'sinden 70'ine katılan bütün Aksaraylı hemşehrilerime Allah razı olsun diyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı, bu hissiyatı her daim yaşamak gerçekten ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Sizler de biliyorsunuz 10 Şubat Abdülhamit Han'ın, Ulu Hakan'ın ölüm yıl dönümü. O zaman yaşanan ne varsa şimdi aynısını yapmaya çalışıyor dış mihraklar. Yine içteki hainler. Ama biz bu tarihten aldığımız dersle tarih bir daha tekerrür etmemesi için başımızda bulunan liderimize her daim sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Ve bu operasyonunda inşallah bir an önce en iyi şekilde sonuçlanıp Mehmetçiklerimizin de memleketimize dönmesi için dualarımız daima yanlarında olacaktır. Bu organizasyonu gerçekleştiren başkanlarıma, burada bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah razı olsun. Manevi beraberliğimizi güçlendirecek olacak bu buluşma, birlik ve beraberliğimize de vesile olacaktır. İçimize fitne, tefrika, fesat sokmak isteyenlere güzel bir ders olacaktır. Nitekim duyuyoruz, Suriye'de ne işimiz var, şehitlerimiz var diye söylemlerde bulunan ayrılıkçı gruplara buradan seslenmek istiyorum. Elbette şehitlerimiz de olacak. Biz günde 5 vakit her namazımızda ya Rabbi bizleri şehitlik mertebesine eriştir. Bizleri şehitlerle haşreyle diye dua buyurmuyor muyuz? Bizim bu yapmış olduğumuz program dosta güven, düşmana korku verecektir Allah'ın izniyle. Mehmetçik için duaya sabah namazı programına AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatanın ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için Ulu Cami'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar daha sonra Aksaray Belediyesi'nin dağıttığı çorba ikramından alarak belediye emekli dinlenme evinde sohbet etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı AK Parti Aksaray Kadın Kolları'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşine teşekkür ederek haftalık faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kongremizden sonra bu ilk toplantımız. Başkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz bize ziyaret geldiklerinden dolayı. Kadınlar çok önemli, AK Parti'de de özellikle Cumhurbaşkanımız kadınlara çok önemsiyor. Yani seçimler kadınlarla kazanılıyor diyor. Allah'ın izniyle inşallah 2019 seçimlerinde de AK Parti Aksaray Kadın Kolları olarak elimizden gelenin fazlasını yaparak da hep birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Aksaray'ımız için en iyi neyse, en iyi ne gelecekse onun için koşturacağız, kapı kapı gezeceğiz, el ele vereceğiz. Ayrıştırmalara asla izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Ben başka bir şey demiyorum. Yani birlik ve beraberlik. Geçen hafta seçimini gerçekleştiren kadın kollarımızın hem başkanı hem de yönetimiyle beraber eşimle birlikte ziyaretimize geldik. Ben öncelikle başkanıma ve size hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah utandırmasın. Ve şu anda hepinizle de tanışmış olduk. O nedenden dolayı gerçekten de kadınlarımız, özellikle partimizin en çok yükünü kaldıran ve birçok hizmeti, birçok çalışmayı da en başında götüren bir topluluğumuz, kadınlar, kadın kollarımız. Dolayısıyla belediyemiz olarak da bizler hep birlikte, hep beraber yaptığımız projeleri sizlerle birlikte halkımıza daha da iyi anlatmak ve halkımızın bizden istediklerini sizin vasıtanızla bizlere iletmenin suretiyle biz daha güzel projeleri sizler vasıtasıyla, sizlerle beraber gerçekleştirmek için inşallah çalışmalarımız devam edecek. Ben başkanım ve burada birçok partimizin kuruluşundan beri, uzun zamandan beri bu işin içinde olan tecrübeli ablalarımız var. Onlar tabii ki tecrübelerini paylaşacaklar. Yönetimin içerisinde olmakla burada bulunan mahalle temsilcilerimiz var. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve kadın kollarımızın seçimde nasıl çalıştıklarına ben Merkez İlçe Başkanlığından beri şahidim. Yani geceleri, yani doğrusu sabahları çocuklarını okula gönderip, yemeklerini ayarlayıp, bütün o imkansızlıklar içerisinde imkan yaratıp, o seçim çalışmalarını en başta ve her mahalleyi hiç burada biri mi çıkacak, orada bir şey mi olacak demeden cesurca ve bizim önümüzde gitmeniz ben her zaman takdir etmişimdir. Allah hepinizden razı olsun. Sizin vesilenizle aslında partimiz büyüdü. Sizin vesilenizle de inşallah ayakta duracağız. O nedenden dolayı hem emeği geçenlere, daha önceki başkanlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza daha devam edip inşallah 2019'da daha da güçlü bir şekilde sonuçları almamızda hep birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık olağan toplantılarına katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya küçük bir de sürprizleri oldu. Uzun yıllardır mutlu bir evlilikleri olan ve eşine az rastlanır bir özellikle doğum tarihleri aynı olan Başkan Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'nın yeni yaş kutlamalar için pasta sürprizi yaptılar. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mahcup ettiniz. Afrin'de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'na Aksaray'dan destekler devam ediyor. Bir destek ise Memursen Aksaray Şubesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye'nin başlattığı harekata ve kahraman Türk askerine destek vermek için her zaman hazır olduklarını belirten Şube Başkanı Murat Günaydın, "Her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduk. İşte bunun için kahraman ordumuz Afrin'de, bizler de burada dua ordusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bulunan üyelerimiz ve vatandaşlarımız da buna canı gönülden destek verdiler," dedi. Askerlerimiz vatanımızın bekası ve selameti için Afrin'den teröre karşı Zeytin Dalı hareketini gerçekleştiriyor. Harekatın 26. günündeyiz. Beklemesinler diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına,
kimi gazilik mertebesine ulaştım. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar düğüne gidiyoruz diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Yiğitler can verir şehit olmaya, yeryüzü başlar vatan olmaya. Budur peygamberin övdüğü asker. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim kahramanlarımızı muzaffer kılsın. Yar ve yardımcısı olsun inşallah. Şairin deyişiyle bir övünç hilati gibi giydiler güzelliği, ufuklara oturup dolunayı sevdiler. Uzun siyah kirpiklerinde seyyaneler yanardı, ağ buluttan atlarla Sidre'ye yettiler. Tam da bu yüzden vatan için şehadet şerbetini içen her yiğidi Süleyman Şah, şehit düştükleri yeri Süleyman Şah Türbesi kabul ediyoruz. Biz bütün inanmışlığımızla bir kez daha haykırıyoruz. Onlar ölümü öldürdüler ve ölümsüzlük otağını mesken tuttular. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Memur Sen Aksaray Şubesi'nin düzenlediği basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Kutlusi Bakar, Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, Memur Sen üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şanlı ordumuzun muvaffak olması yönünde herkes yüksek sesle dualarını dile getirirken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istemesinin ardından belediye ekipleri meydanda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dede Torun Buluşması isimli projesi kapsamında öğrenciler huzur evinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Buluşmada Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri bir araya geldikleri huzur evi sakinleri, dedeler ve ninelere çiçek verdi. Dede Torun Buluşması etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen huzurevi sakinleri, böyle güzel bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz. Bu organizasyonla hatırlanmak bizleri son derece mutlu etti diyerek duygularını dile getirdiler. Aksaray Belediyesi tarafından yeni kuşak ve eski kuşağın kaynaşmasını sağlamak ve gelecekle geçmişe sahip çıkmak için düzenlenen etkinlikte dede ve ninelerle birebir ilgilenen çocuklar, daha sonra Zincirye Medresesi'nde meddah gösterisiyle uzun kulak tavşan masalını dinlediler. Dede Torun Buluşması etkinliği kapsamında güzel bir gün geçiren öğrenciler daha sonra evlerine döndüler. Aksaray merkeze bağlı Bahçesaray Mahallesi ve Kırım Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar Afrin'de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı için bir araya geldi. Bahçesaray ve Kırımlı Mahalle muhtarları önderliğinde Cuma namazı öncesi Merkez Camii'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için toplanan mahalle sakinleri Mehmetçiklere dualarla destek oldu. Milletimizin ayakta durduğu, dua ile her zaman yalvardığı bir günlerde Allah'ım ordumuza muzafferiyet nasip eyle ya Rabbi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Cuma namazını kılan Bahçesaray ve Kırımlı Mahallesi sakinleri cami çıkışında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı için bağış topladı. Mahalleli ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlid programını düzenleyen Bahçesaray Mahalle Muhtarı Yaşar Güven, Kırımlı Mahallesi Muhtarı Muhsin Baştuğ ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Afrin'de terör örgütlerine yönelik ağır mücadele veren güvenlik güçlerine destek amaçlı böyle bir program düzenlediklerini dile getirerek duygularını paylaştı. Zalimin karşısında olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Afrin Zeytin Dalı Hareketi'ne destek olabilmek için biz Hamidi Alacalılar olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin maddi manevi yanında olmak yardım için yardım kampanyası düzenlemiş bulunmaktayız. Kampanyamıza herkesin destek olabilmesi için ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Ay sonunda inşallah hedefimiz 50.000 TL'dir. Toplanan parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırarak hesap çekini Sayın Valimize takdim edeceğiz. Kampanyaya cani gönülden destek olan
hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Mesele ezan, bayrak, vatansa gerisi teferruattır. Bütün alacağı hemşerilerimizden Allah razı olsun. Biz bugünkü sütlerimizi meblağ tutarında inşallah 10 bin liraya tekamül edecek şekilde biz de bu bağışı yapıyoruz, bu kampanyaya destek oluyoruz. Herkes şunu bilmeli, bu bayrak inmeyecek, bu ezan inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Şunu iyi bilsinler ki bu millet hainler karşısında asla ve asla eğilmeyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığınız bağışlarınız Allah kabul etsin. İnşallah bu bağış ay başına kadar devam edecek. Yine desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret içerisinde inancımızın ve imanımızın gereği olarak hepimizin kalbinde olan hubbül vatan minel iman sevdası ile gazilerimize şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ordumuza güç ve kuvvet muzafferiyet temennisiyle kasabamızda Hamidiye halkı içerisinde yüzlerce tevhid okunmuş, yüzlerce Mülk suresi okunmuş, yüzlerce fetih sureleri okunmuş, yüce yakın Kur'an-ı Kerim hatimleriyle yapılacak duaya hepimiz beraberce buyurun amin diyelim. Amin. Programda Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 10 bin ton sütün hasılatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlanırken vatandaşlar da karınca kararınca bağışta bulundular. Aksaray Belediyesi ekipleri de alanı Türk bayraklarıyla donatarak programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Aksaray Belediyesi tarafından hizmete açılan Bilge ve Kütüphanesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Cemalettin Aksaray Bilge Evi'ne son bir ayda 255 kişi üye oldu. Üyelerin 99'u erkek, 156'sı bayan okurseverlerden oluşuyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Bilge Evi, sabah 9 ila akşam 18 saatleri arasında hizmet veriyor. Şu ana kadar 350 kitap okunan Cemalettin Aksaray Bilge Evi'nde 230 kitap da okuyucuların elinde. Yeni çıkan ve üyelerin taleplerinden oluşan toplam 3000 kitap Bilge Evi kütüphanelerinde üyelerin istifadesine sunulurken özellikle çocuk edebiyatının birbirinden güzel örnekleri üyelerden yoğun ilgi görüyor. En çok okunan kitaplar arasında ise Türk edebiyatına damga vuran isimler Necip Fazıl Kısakürek, Yaşar Kemal, Peyami Safa gibi yazarların klasikleri başı çekiyor. Kitaba gönül veren ve okumayı seven vatandaşların yeni adresi Cemalettin Aksaray Bilge Evi'nde, Aksaray Kitap Evleri'nde bulunamayacak kıymetli eserlere ulaşabilmek mümkün. Aksaray Belediyesi Bilge Evleri kütüphanelerini son çıkan kitapların alımıyla güncelliyor ve güncellemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Hürriyet Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Mevsim şartlarının uygun olmasıyla yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Aksaray Belediyesi planlamalar çerçevesinde kırsal mahalle yollarını yapmaya başladı. Kırsal mahallelerdeki işlerin yanı sıra merkez mahallelerde planda bulunan işler sırasıyla yapılıyor. Aksaray Belediyesi içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler mahallelerde patlayan ve eskiyen su boru hatlarına müdahale ederek arızaları gideriyor. Bu kapsamda Pınar Mahallesi, Bediüzzaman Caddesi, ana yol üzerinde patlayan su borusuna Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından arıza onarım çalışması başlatıldı.
Şehrin birçok bölgesinde kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, altyapı gibi çalışmalar devam ederken arızalar da anında gideriliyor. Aksaray Belediyesi yeni evlenen çiftlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor. Aksaray Belediyesi Kılıçarslan Nikah Sarayı Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Bu özel günde 9 çift nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat'ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna aileleri, yakınları ve dostları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alarak nikahlarını unutulmaz kılmak isteyen çiftlere nikahta Aksaray Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere hediyesi olan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Aksaray Belediyesi'nin Kılıçarslan Parkı'ndaki Kılıçarslan Nikah Salonu'nda evlenen yeni evli çiftler mutlu günlerini yakınlarıyla paylaşarak havanın da güzel olmasıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteniyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.